Eka TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elkan. Bugün sizlerle Fast and Furious Take Down oyununun yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Bugün birkaç tane görevimiz var. Onları yapacağız. Bir beat the unlock time yazıyordu. Beat the unlock with unlimited boost diyor. Sınırsız nitro ile süre belirli bir süre var. Onu tamamlamaya çalışacağız. Hemen yarışımıza girelim. Az kısalım. Fazla sesi düzgün yok. Hatta kısım attı. Tamamdır. Arkadaşlar, inanır mısınız bilmem ama tamı tamına 4 tane video çekmiştim bu oyunla alakalı ama hepsi gitti dediğim gibi. Ondan sonra bir tane de Need for Speed Payback çekmiştim, o da gitti. Yani 5 tane öyle bir sıkıntı yaşadım mikrofonla alakalı oldu, ses kayıtlarıyla alakalı, görüntü kayıtlarıyla alakalı oldu. Bir de üstüne üstlük okulda açılınca tam kenetlendiler birbirlerine diyebilirim. Hop, bu araba niye böyle yanıyor ya? Böyle zincirleme talihsizlikler konuşamadım yaşadığımız için. Video atamadık. Öyle bir sıkıntı oldu, kusura bakmayın. Hani videoların aksama nedeni bunlar. Yoksa başka bir şey olduğundan değil. Kısa yola girmemize gerek yok. Direkt şuradan girelim. Geçelim şöyle. Hop. Güzel. İlk yarışımızı da böylece tamamlamış olduk. Güzel, 10 tane de arabanın, istediğim arabanın kartını da verdi. Bakayım, bunun için biraz daha kart lazımmış. Şimdi arkadaşlar, oyunun sandık sistemi, güncelleme falan filan oyun aşırı derecede değişti diyebilirim. Şu an gördüğünüz gibi normalde bu sandık common var, şey, bir alt sandık vardı, bir de onun hani şöyle diyebilirim size. Bir common sandık vardı, bir de uncommon sandık vardı. Ha, bu işte uncommon diye geçiyordu normalde. Ama şimdi bu runner up kasasına dönüştü. Nedenini şimdi size açıklayacağım. Bir uncommon kasası geldi, bir de oyuna yeni bir tane bir görünüm falan var. Oyun güncellemeleri falan, her şey falan değişti. Şimdi size onları tekrar anlatayım ben bir yandan da. Videoya girerken söylemeyi unuttum ben. Arkadaşlar, şimdi öncelikle garaj kısmımız değişti, onu söyleyebilirim size. Şöyle değişik şeyler oldu. Mesela artık mesela buradaki arabalarda levellere göre açılıyor. Car to be found diyor ya mesela. Win hero cars in live event. Bunu live event'tan kazandığımız zaman eğer levelimiz yetiyorsa alabileceğiz. Onu bir söyleyeyim şimdi. Böyle bir şey getirmişler. Şimdi Missions'da gördüğünüz gibi bir değişiklik yok fazla. Ondan sonra şu multiplayer kısımlar değişmiş gördüğünüz gibi. Mesela League 1 vardı, League 2 falan. Bunları her kazandığınızda size bir tane Racer Case veriyor. Şu gördüğünüz gibi Versus League Case Reverse diyor. Bu sandıktan alıyor size her seferinde League atladığınız zaman. Şu sandığımızı da açalım bir yandan. Şimdi ondan sonra şurada arkadaşlar normalde Missions Versus bir de Challenge kısmı vardı. Challenge kısmı direkt buraya atlar. Distance ve Takedown olarak iki kısmı gördüğünüz gibi ayırmışlar. Aşağıda da Upcoming diyor. Bu bence bir dahaki ya da ikinci güncellemeye kesin gelecektir. Events kısmına. Daha ekip gelmedi. Ekip de belki büyük ihtimalle bununla beraber gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar, oyunun sandık sistemi değişti. Dediğim gibi şimdi ben onu açıklayayım. Yarışa gireyim. Öyle açıklayayım şimdi. Amerikan kullanıyorum artık yarışlarda. Daha rahat oluyor. Garanti, hani garanti kazanma oluyor. Amerikan karşınıza gelmezse ve geldi, kaybettik o zaman. Kullanmayı bilmiyorsa kazanabiliriz belki. Şimdi yarışımıza başlayalım özellikle. Arkadaşlar, oyuna gelen yeni bir güncellemeydi. Gördüğünüz gibi artık yani 1v1 atıyorduk. Anlattık şimdi. 1v3 atıyoruz. Ha, bu 4 kişi birbirinden farklı, bağımsız kişiler. Böyle artık 4 kişi yarışıyoruz yarışlarda. Dördüncü olursak 50 düşüyordu. 50 ya da 25 düşüyor, orasını tam hatırlamıyorum çünkü ben dördüncü olmadım da diyebilirim. Üçüncü oldum. Üçüncü olduğunuz zaman da hiç kupanız düşmüyordu, artmıyordu. İkinci olduğunuz zaman oranı rap case hatırlıyorsunuz arkadaşlar, o uncommon demiştim. O asker desenli olan. O uncommon case'ten çıkıp runner rap kasasına dönüştü ve o da 1 saat süreyle açılıyor. İkinci olduğunuz zaman size veriliyor bu sandık. O zaman da 25 artıyor puanınız. O sandıktan fazla bir şey çıkmıyor. Ondan fazla bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim ben size.
Ondan sonra bir de şey var. Birinci olduğunuz zaman da 100 zaten geliyor. Direkt 100 puan artıyorsunuz. Bu yarışı kaybettik işte mesela şimdilikte. Ne düşeceğim ne artacağım. Sandık alamayacağım. O yüzden bir el daha girebiliriz bundan. Öyle şeyler var. Şimdi sandık sistemi değişti arkadaşlar, dediğim gibi sandık sistemi gene Okam'ın. O gri olan aynı. Ondan sonra çok güzel bir görünümlü. Bir tane Ankam'ın case geldi. Şimdi bakalım bu yarışa girelim. Eğer çıkmazsa ben size göstereceğim. Ondan sonraki sandıklar genelde değişen bir şey yok. Fiyatlarda da gördüğünüz gibi bir değişen bir şey yok. Bir ara bir teklif geldi aslında, almayı düşünüyordum ama 40 lira ve sadece dar case veriyor. Başka hiçbir şey yok. O yüzden almadım. Almadım. Şimdi race diyelim bir de. Orada gördüğünüz gibi ligden ne düştüm ne arttım. Hala puanım aynı. 925 10.000. Race diyelim. Amerikanımızı alalım. Arkadaşlar arabamın leveli yetmiyor. Diğer hesaptaki sıkıntıya dönüşmeye başladı hafiften ama biraz güçleri düşürmüşler. Onu söyleyebilirim ama ben gene de bu hesaptan devam edeceğim. Hani o hesap düzelmiş olsa bile. Çünkü artık bir yola çıktık, madem bitirelim bu yolu. Yarışımıza başlayalım. Sıkıntı yok. Bunların hepsi şey zaten, street arabalara büyük ihtimalle çarpmazsam kazanacağımı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar hani heveslenip hemen drag arabası almayın. Bunun için ciddi bir oynama kabiliyetiniz olması gerekiyor. Onu ben söyleyeyim çünkü baktığınız gibi, gördüğünüz gibi rampalar genelde girmiyorum. Ve yolları da az çok ezberlediğim için artık nerede ne yapacağımı da az çok biliyorum. Onun için oyunda pratikiniz gerekiyor. Gerçi ben eski oyundan aşina olduğum için haritaları da az çok biliyorum. Şu an gördüğünüz gibi çarpmadığım sürece birinci olacağımı düşünüyorum demiştim başta. Hala da aynı kanaatteyim. Birinciyiz. Açık ara farklı. Diğerleri çarptı. Kazandık. Güzel. Continue diyelim. Common keskerdi. Verdi dediğimiz gibi işte, bu sandık değişmedi. Gene aynı. Vermediğine göre ben size sandığı göstereyim. Şuradan şöyle yapıyorduk sanırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Uncommon Case'in görünüşü değişti. Çok güzel oldu. Common Case, Uncommon Case, sonra Racer Case geliyor. Sonra Rar, Epic ve Legendary. Sıralama aynı. Bir Uncommon Case değişti. Bir de Runner Up kasası geldi dediğim gibi. Onda ikinci olduğunuz zaman alabiliyorsunuz. O kasada şurada göstereyim ben size hemen. Şöyle. Dediğim gibi kart sayısı düşük, parası düşük. Bence gereksiz bir kart kasa. Arkadaşlar bu videoda göstereceklerim bu kadar da, eğer yeni öğrendiğim ya da başka bir şey olursa ben size diğer şeyi de gösteririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.